fucking rest in peace. Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle Bitcoin'in son durumuyla alakalı bir video çekeceğiz. Kesinlikle yapacağımız çalışma yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hala kanalımıza abone olmayanlar abone olup videomuzu beğenebilirler. Öncelikle şuraya hemen geliyoruz. Bitcoin'e çok sert bir düşüş sağladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten küçük olan ekranda 7 günlük grafikte de görebiliyorsunuz. Çok ciddi anlamda bir çakılma meydana geldi. Bu çakılmanın temel sebebi zaten belliydi. Elon Musk'ın tamamen Tesla'yla Bitcoin alışveriş yapılamayacağını bildirmesiyle beraber çok ciddi anlamda bir çakış meydana geldi. Tabii bu çakışta yararlı olan kimler oldu? Alttan toplayanlar mümkün oldukça topladı ve kendini zengin etti arkadaşlar. Bu net bir şeydir. Ve gördüğünüz gibi bu çöküş esnasında arkadaşlar en az yaralanan coinler ADA, XRP, Dogecoin gibi coinler arkadaşlar bu düşüşe karşı direndi. Hatta Dogecoin Elon Musk'ın tekrar tweet atmasıyla yaklaşık 2 katına, düne göre arkadaşlar 2 katına çıkış sağlayarak bir yükseliş sağladı. Tabii çok güvenli olmasa da arkadaşlar bu coin'in alttan aldığınız zaman ya da Elon Musk'ın gördüğünüz gibi bir tweetiyle çok ciddi anlamda yükseliş sağladı ve 2x civarı gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla durum öyle görünüyor. Gördüğünüz gibi 29.63 mesela 43.32 olmuş hocam arkadaşlar. Neredeyse 24 saat içerisinde şu anda, tabii şu anda aslında normalde daha düşükten alınıp ikiye nerede katlama durumundaydı ama şu anda halen bir yükseliş söz konusu ve ortalama 2x olmuş bir durumda arkadaşlar. Dünkü zaten çöküşten sonra bildiğiniz gibi hepsi neredeyse arkadaşlar yarı fiyatlarına indi ve alttan toplayan birçok kurumsal şirket için bir avantaj oldu arkadaşlar. Zaten ellerinde ne kadar büyük paralar varsa onlar bunu yaparak alttan alıyor ve zengin oluyorlar arkadaşlar. Aslında temel problem bu. Buradan gördüğünüz gibi zaten Wind'de de arkadaşlar, Wind'de ağır bir düşüş oldu. O gün mesela şuralarda gezen Wind arkadaşlar bir anda tekrar gördüğünüz gibi zaten bu haftadan sonra tekrar bir çöküş oldu arkadaşlar. Her çöküşün bir çıkışı vardır muhakkak. Önemli olan sabırlı olmak, burada elinizde tutmak. Çünkü sattığınız anda başkaları direkt kapıp alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar yüksek alış varsa da ona endeksi belli oranlarda yüksek satışlar koyuyorlar arkadaşlar. Ama muhtemeldir ki çok kısa sürede belki bir yükseliş sağlayabilir veya uzun vadede bir şeyler olabilir ama şu yükseltiden arkadaşlar şuradan bir anda çakması, tekrar buradan yukarıya doğru gitmesi de öngörülebilir yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla. Evet, XRP'de arkadaşlar durum gördüğünüz gibi biraz vahim hale geldi. Tüm hepsi yarı yarıya inerken XRP'de öyle bir şey olmadı. XRP %30 veya %20 bir inişle arkadaşlar kendini tutabildi. Normal şartlarda XRP daha aşağı doğru inmesi gerekiyordu. Gördüğünüz gibi durum şu anda arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla alım yapan birkaç güne veya bir hafta sonra arkadaşlar güzel karlar edebilir. Ortalama tam alım fırsatı dünle beraber iyi bir alım fırsatı sağlayabilirdi. O yüzden gördüğünüz gibi umarım sizin için karlı bir durum olmuştur. Her zaman stopla ilerlemeniz gerektiğini söyledim. Stop önemli arkadaşlar. Bu tür anlarda, ani çöküşlerde stop sizi kurtarır ve alttan tekrar aldığınızda çok ciddi anlamda karlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten şu anda son 24 saatte en çok yükselen coinlere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nano coin yaklaşık 4 dolara galiba inmişti. En son öyle hatırlıyorum o çöküşle beraber. Şu anda 8.60'da. Geçen bir ay önce arkadaşlar zaten Nano coin yaklaşık 17 dolara kadar yükseldi arkadaşlar. Çok ciddi bir yükseliş sağladı ve muhtemeldir ki tekrar o yükselişe gelebilir arkadaşlar. Daha 2 saat önce 4 dolarlardaydı. Şimdi tabi 24 saatlik bir öngörü aldığı için burası yaklaşık ortalama belli süre içerisinde arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla Nano coin'de size güzel bir kar elde ettirebilir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tam da zamanında çıktı. Şöyle hemen ben bunu buradan kapatayım. İkisi de geldi. Daha yeni gelmemişti. Evet, şurayı da kapatayım hemen sizlere.
gördüğünüz gibi arkadaşlar Nanocoin güzel bir yükseliş sağlıyor. Zaten şu anda hepsi düşerkenlerse %17'lik bir yükseliş sağlıyor. Halen ki yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla güzel yerlere Nanocoin gelebilir arkadaşlar. Daha sonra sizin burada dikkatini çekebilecek yok. Evet, gördüğünüz gibi şuradan tekrar market cap'e tıklayalım ve önümüze geldi. Şu anda Bitcoin yükselmesi biraz altcoin'leri ezebiliyor ama muhtemelen kısa sürede arkadaşlar altcoin'lere bir destek sağlanacaktır ve eski seviyelerine gelebilecek. Önemli olan burada panik satışı yapmamanız ve sakin davranmanız. Sakin davranan arkadaşlar muhtemelen kazanmaya da öngörülüyor. Yani sakin olmak zaten şunların hepsine baktığınız zaman geçmişteki durumlarına bakın arkadaşlar. Şu anki zamanlamasına bakın. Kesinlikle zaten birçoğu kazandırıyor arkadaşlar ama siz aynı anda panik diye tak diye satarsanız arkadaşlar anında düşmüş olur. O yüzden sizin panik satışı yapmamanız gerekiyor. Dediğim gibi belli başlı şeyler var ve bunlar kısa sürede muhtemelen göreceksiniz, kanalımızı söylüyoruz. Bunlar kısa sürede yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla sizlere güzel imkanlar sağlayacaktır arkadaşlar. Dogecoin halen bir yükselişi var. Bunu alırsanız da stopla ilerlemeniz iyi olur. Ama daha sonrası şu XRP gibi, XLM gibi arkadaşlar, Nano gibi birçok coin sizlere güzel kazançlar sağlayabilir. EOS çok çabuk yükselmişti. Çok çabuk bir düşüş yaptı. Ama bütün mesela Neo arkadaşlar çok güzel bir coin. Neo zaten Çin'deki bizdeki Ethereum gibi. Çin'deki de Neo arkadaşlar. Neo da güzel bir kazanç elde ettirebilir sizlere. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla Shiba bayağı düşmüş. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla bunları tercih edebilen zaten güzel kazançlar elde edebilir arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan kanalıma abone olmayan abone olup videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.